Merhabalar bugünkü videomuzda yenilenen Akali'nin gücünden, gelebilecek, değişebilecek eşyalardan, çok tatlı bir e-spor uygulamasından, özetle güzel şeylerden bahsediyor olacağız. Şimdi Akali Rework'üne dair zaten konuşmuştuk, işin bir de biraz matematiğine bakacağız. Şimdi dediğim Flank e-sports uygulamasından bahsedeceğim size, indirme linki aşağıda mevcut. Önce bir paketlerimizi açalım. Bakalım hangi e-sporcularımız çıkacak? Fantezi takımımız için ilk olarak Met geliyor Kuzey Amerika liginden. Diğer neler çıkmış? Moito çıkmış Türkiye liginden. Armut çıkmış EVA'dan. Ee, Kuzey Amerika liginden başka bir oyuncumuz daha var. Bir paket daha açalım. Şöyle paketlerimizi açalım. Takımımızı sonra en iyi performansla oluşturalım. Onu istiyorum. Abbedage geliyor. Royal Bandits'ten severim. Stone Baba ve Not da geldi. Super iki oyuncumuz da var. Bursa Spor'dan da Tolerant var. Son paketi de hemen açalım burada. Yapıştıralım. Yapıştırdık. Telrax çıktı EVA Gaming'den. Memento'muz var. Cold var. Mojito'dan bir tane daha çıktı. Şimdi hemen bu oyuncularımızı takımım sayfasından yerleştireceğiz. Ve bu oyuncular ne kadar iyi performans sağlarsa o kadar puan kazanıyor olacağım ben de ilerleyen haftalarda. Önce bir Betsy'yi değiştirelim. Orta koridora kimi koyalım? Abbedage'yi koyalım ya. Abbedage iyidir. Royal Bandit sevdiğim bir takımdır. Ormana tabii ki Stone Baba'yı hemen koymamız lazım. Moito'yu da severim. Puanları da eşit işte ama Stone Baba yani. Üst koridorda Wunder yerine Armut'u da yerleştirdik mi Mis gibi bir Türk takımı yapmış olacağım Türk takımı yapmak zorunda değilsiniz tabi Zaten Biofrost orada e, Bir yabancı nişancım da var onu belki notla değiştiririm e, Şimdi peki diyelim puanları kazandık Bu puanlarla ne yapacağız Bu puanlarla e, Daha fazla paket açabiliyorsunuz e, Oyunlara dair Raid puanı gibi şeyler Satın alabiliyorsunuz takvimden Performansınızı takip edebiliyorsunuz. Maçlar kaç kaç bitmiş, sizin oyuncularınız neler yapmış. Bunun dışında haberler var. İşte efendim kadın takımı kuruldu, ligde neler oldu. Bowie Sports Avrupa şampiyonu oldu. Bizim İspanya'daki gururumuz. Gidip Türkiye olarak gidip Avrupa Ligi'ni fethettik falan. Böyle güzel şeyleri öğrenebiliyorsunuz. Dükkandan dediğim gibi ee, gerek normal ücretle gerek kazandığınız puanlarla ee, bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Çekilişlere girebiliyorsunuz vesaire puan kazanabileceğiniz farklı aksiyonlar vesaire de mevcut. Uygulamayı da indirmek istiyorsanız eğer aşağıda açıklamada indirme linki mevcut. Flanki e-sporcularca yayıncı paketleri de var. Onlardan da bir gün ben de çıkarım belki. Beni koyun. Bak pozu bile verdim. Şöyle koy beni. E-sporcu pozu. Böyle koyun beni uygulamaya. Hadi şimdi yamaya devam. 550 canla başlıyormuş Akali ve seviye başına 85 can alıyormuş. Tüm ninjalar gibi 200 enerjisi var. 345 hareket hızına sahip gayet hızlı ilk seviyede ve 125 menzili var. Akali'nin harici 64 temel saldırı gücüyle başlıyor oyuna. Ee, gayet güzel başlangıç statları olduğunu düşünüyorum. Ben gelin yeteneklerdeki oranlara bakalım. Asıl önemli olan bu. Akali'nin pasifine baktığımızda yani birine vurdun, halkasından geçtin, hareket hızı kazandın. Saldırı hızı menzilinin iki katına çıktı. 125. 250 vurdu. Bir sonraki vuruşun 39 ila 180 arası ekstra hasar veriyor. Eee... Temel sa bonus saldırı gücünün %90'ı ve yetenek gücünün %70'i kadar etkileniyor bu hasar. Ve 10 ila 30 arasında enerji yeniliyor. Gayet iyi bir pasif bence. İlk seviyede bile 40 ekstra hasar gayet güzel ekstra hasar bence bu kadar. E güzel aktive edilebilir ve bonus menzilden vurulan bir pasif için üstüne bir de enerji de dolduruyor. Ve sa e satın aldığınız saldırı gücünün %90'ı da buraya etkileniyor yetenek gücüyle beraber. Q yeteneği ise daha da güzel saldırı gücü oranına sahip. Üstelik toplam saldırı gücünüzün %130'u kadar bonus hasar veriyor. Yetenek gücünüzün %50'si kadar bonus hasar veriyor. 25 ila 125 arasında oldukça cüzi bir kendi temel hasarı da var. Ama bekleme süresi sadece 1,5 saniye. Bekleme süresi 1,5 saniye olabilir ama enerji bedeli 100'den başlıyor ki oyunun başında 200 enerjiniz var zaten yarısını alıyor bunun direk 80 enerjiye kadar inim, iniyor bunun bedeli seviye arttırdıkça. Ee, full enerjiye yakınken atarsanız bu yeteneği ayrıca 5 ila 20 arasında akaliyi iyileştiriyor. Ee, toplam saldırı gücünün %80'i ve yetenek gücünün %20'si bonusu var. 5. seviyede ekstra hasar veriyor. Eee Enerji bedeli çok yüksek ama işte W yeteneğine geçtiğimizde W yeteneği enerji bedelinden ziyade enerji iadesi yapıyor. 40 ila 80 arasında enerji dolduruyor dolayısıyla son seviyede 80 enerjiye Q at 80 enerji doldur W ile 80 enerjiye Q at şeklinde e, bol bol yetenek kullanabiliyor olacaksınız. Burası da %20 ila 40 arasında hareket hızı veriyor ve 5 ila 7 saniye arasında sürüyor bu sis perdesi. E, gir çık yaparak 0.5 saniye arttırabiliyorsunuz. Bu sisin süresini maksimum 8 saniyeye kadar. E, burada da işte içeride görünmez oluyorsunuz, dokunulmaz oluyorsunuz vesaire bir e, hareket, bir outplay mekaniği herhangi bir hasar ya da iyileştirmesi vesaire mevcut değil. Enerji yeniliyor bir de. Tamamen utility. E yeteneğine baktığımızda 30 enerji karşılığında e, bıçağınızı fırlatıp geri atlıyorsunuz ve tekrar gerçekleştirip rakibin üstüne uçabiliyorsunuz bildiğiniz üzere. 60 ila 180 arasında yine oldukça cüzi bir baz hasarı var. E, bonus saldırı gücünün %50'sinden etkileniyor. E, yetenek gücü oranı bulunmuyor bu yeteneğin. Rakibin üstüne uçarsanız aynı hasarı bir veriyorsunuz. Orada da bir oran değişikliği yok. Ultiye baktığımızda ise ilki 0.5 saniye sersemletip e, 120 ila 240 arasında ve bonus saldırı gücünün yarısı kadar hasar veriyor. E, i̇kinci saldırı ise yine aynı temel saldırı ama bu sefer saldırı gücü yerine %30 yetenek gücü Hasarı ekliyor ve rakibin canı ne kadar eksikse bu oran %90 yetenek gücüne kadar çıkabiliyor. Yani sizin 100 yetenek gücünüz varsa ve rakibin canı çok doluysa 240 artı 30 vuruyorsunuz. Rakibin canı çok azsa 600 artı 90 vuruyorsunuz. Gayet iyi. Ee, Akalün'ün yetenek gücünü ve saldırı gücünü iyice bölmüşler. Hala hibride oynanan bir şampiyon olacak ama saldırı gücü oranları bana daha yerinde gibi geldi. Bakalım bir... E, Build'ları görelim nasıl olacağını görelim Saldırı gücü ağırlıklı Hafif yetenek gücü destekli Güzel olabilir gibi görünüyor Şimdi eşyalar ve diğer şeylere geçmeden önce Dediğim tatlı uygulamadan bahsedeceğim size bir hemen Hoşunuza gideceğiniz Şimdi diğer eşya değişikliklerine Ve yeniliklere geçmeden önce Bahsettiğim Şimdi diğer yeniliklere eşyalara geçmeden önce Çok tatlı dediğim size uygulamadan Bahsedeceğim izninizle Hoşunuza gideceğinize inanıyorum Şimdi diğer yeniliklere, eşyalara geçmeden önce dediğim çok tatlı uygulamadan bahsetmek istiyorum size. Hoşunuza gideceğine inanıyorum. Akali'nin kostümlerinin oyun içindeki hallerini şöyle hızlı hızlı bir geçelim. Heh, bu daha kırmızı görünüyordu burada. Oyun içinde bayağı sarı çok enteresan. Diğeri de sarı. Ben bunun kırmızı olmasını beklerdim. Sonuçta kırmızı akaliyi bir kostüme dönüştürdüler. İlginçmiş. Futbolcunun da renklerini falan beğendim. Tam kroma yapmalık olabilir bu aslında. Çok fazla rengi yok ama. Hemşire, akali. Yine benzer renkler. Kostümlerin renkleri biraz birbirine benzemiş ya. Kanlı ay akali. Gayet şeker duruyor. Efektlerini çok beğenmedim. Adını hatırlamadığım akali. Gizemli gizemli takılıyor. Kelle avcısı akali. Saç rengi bayağı enteresan olmuş. Bu şekilde pembiş pembiş. Sashimi Akali tam bir anime karakteri olmuş zaten gördüğünüz üzere galiba özel efektleri bulunmuyor. Şuradaki kedisi çok tatlı. Bunun silahı da mı ne bu? Yengeç şeyi falan aynen. Ee, hayvan parçası silahı azıcık creepy. Havuz Partisi kostümlerinin geliyor olduğundan zaten bahsetmiştik. Havuz Partisi Caitlyn. Zoe ve Gangplank bizlerle olacak çok yakında. Geçtik, 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 geçtik. Gangplank'in kromalarını geçtik. Aa, karpuz yerine ananas, kavun falan şey. Aa, kromaya göre değişiyor tamamen. Burada bir ananasımız var galiba. Diğerlerinde de meyveler değişiyor mu acaba? Renk paketlerini ilk çıkardıklarında karşı çıkmıştım ama gerçekten ee, hakkını vermeye başladılar son birkaç aydır. Ayrıca Havuz Partisi Tarik ve Caitlyn için de kroma paketleri, renk paketleri mevcut olacak Zoe ile beraber. Zoe'nin surat ifadelerini çok seviyorum ya. Rexai'ye bile geliyormuş, renge boğmuşlar bize. Hatta kelle avcısı Akali'ye bile geliyormuş. Geçtik, geçtik, geçtik. Bu arada Yaz kostümüyle bile havalı olabiliyorsunuz Caitlyn'le. Renkleri gayet güzel olanlar mevcut. Bakar mısınız? Bikini modeli bile tamamen değişiyor. Burada işte şeffaf yapmışlar, burada kapalı yapmışlar, açık yapmışlar farklı farklı. Eee mayosunun modelinden su tabancasının desenine, terliğine kadar değiştiriyorlar artık renk paketlerinde helal olsun. Rexy için de aynı şeyler geçerli. Şnorkelin modeli falan değişiyor mu bakayım. Rexy'yi zaten Renklerle yeterli değişikliği vermişler sanırım. Evet hafif şuradaki pembe çizgiler falan desem bile değişiyor. Tamam renk paketlerini geçtik 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 ama renk paketi varmış bu yamada. Yeni imutlardan da hafiften bahsetmiştik zaten. Ee, şu şekilde rakiplerinizin sinirini bozmak için kullanabileceğiniz en güzel bu var. Diğerleri rakiplerinizin sinirini çok bozmaz hele. Bunu buna çok anlam veremedim yani. Yeni sihirdar simgelerimiz var. Zoe, Caitlyn, Gangplank için genel simgemiz ve penguen simgelerimiz. E-spor simgelerimiz var yeni. Yu Hayır, bunlar e-spor değil. Youtuberlar ve creatorlarla ilgili simgeler gelmiş. Çok enteresan. Ben de istiyorum. Rito benim simgem nerede? Stratara simgesi nerede? Stratara avatarı nerede? Nasıl ya? Nasıl olur böyle? Ben nasıl yokum burada? Neyse bana da harita gönderdiler o yüzden kırgın değilim. Ee, belki zamanla Türk yayıncıları da eklerler buraya. Biz henüz uluslararası olamadık. Yeni ayrıca totemlerimiz var. 3 tane penguen totemi geliyor. Surfin pengu, wipeout pengu ve hang loose pengu diye. Birbirinden çok da aslında farklı olmayan bir hayli birbirine benzeyen sadece çok minik değişiklere sahip ee, totemler geliyor. Acaba bu bir tane totemin 3 versiyonu falan mı? Yani birini alınca acaba haritaya random bu üçlüden bir tanesini mi atıyor? Çünkü fazla benzerler ayrı ayrı mı satılacak ne olacak bilmiyorum işin o kadarını. Oyun içinde istatistiklerini çok net takip edebileceğiniz sistem üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. Kazanma oranınız nasıl? Ormanda ne kadar başarılısınız? Ee, i̇şte efendim hangi rolde dünyada kaçıncısınız falan şeklinde oyun içinden takip edebileceğiniz sistemle geliyor. Başka insanlarla istatistiklerini karşılaştırabileceğiniz havuz partisini kutlamak adına ee, canavarlarımız da snorkellerini, simitlerini, yaz eşyalarını almışlar Siirdar Vadisi'ne. Yaz temalı simgeler işlenmiş, yaz temalı ee, yükleme ekranları gelmiş. Bunlar oyunda yer alıyor olacaklar. Ayrıca renk paketlerinizi gözlemleyebileceğiniz koleksiyona bir parça geliyor. Bu kadar renk paketi çıkardık. Madem koleksiyonunuzda hava atabilin demişler. Dengeleme değişiklikleriyle ilgili henüz elimizde çok bir şey yok. Sadece Fizz ve Irelia üzerinde çok minik testler yapıldığını görüyoruz. Ee, yama aralıkları biraz arttırıldığı için önce şu yamada daha yeni gelen biton değişikliğinin nasıl bir etkisi olduğunu gözlemleyip sonra dengelemeye geçeceklerdir. Dolayısıyla Irelia ile ilgili minik nerfümsü hareketler ve fizin kontrolü alınması dışında ee, net bir şey görmüyoruz. Henüz bunlardan sonra bahsedeceğiz. Eşyalarda ise biraz daha Direkt bir ee, bakış açısı mevcut, beni üzen şeyler mevcut. Eski paranın bedeli 350'den 400'e çıkarılmış. Siz destekler 50 altının hesabını mı yapıyorsunuz demeyin. Aslında bir hayli önemli neden. Çünkü eski parayı bir üst seviyeye çıkarmak için ihtiyacınız olan yenileme boncuğu 150 altın. Oyuna 500 altınla başladığınızda 350 artı 150'ye eski para artı Yenileme boncuğu veya eski para artı doldurulabilir iksir alabiliyordunuz. Ben doldurulabilir iksir eşyasını çok seviyorum. Çünkü ilk 10-15 dakika işinize yarayan bir eşya. Çok uzun süre faydasını görüyorsunuz. İki tane iksir ise içtin bitti şeklinde çalışan eşyalar. Dolayısıyla aslında bir desteğin koridorda kalma etkisini bence azaltan bir etki olacak. Her ne kadar birçok kişi düz iksiri tercih etse de ee, benim tarzımdaki oyunculara hasar verecek bu. Kanun saldırı gücünün 80'den 65'e indiğini ama karşında bedelinin de 3500'den 3300'e indiğini görüyoruz. Ruh Biçen'in saldırı gücü 70'den 75'e yükseltilmiş. Lucian ve bunun gibiler mutlu olunuz. Ee, neydi bu eşyanın adı? Buz diş diye sallayacağım 375'ten 325'e indirilmiş birleştirme bedeli. Eee burada aslında şöyle bir durum söz konusu. Birinci seviye destek eşyalarının bedeli arttırılırken toplam bedel artmasın diye ikinci seviyeye giden destek eşyalarının bedelleri azaltılmış. Bunu, bundan birazdan bahsedeceğiz. Ee, yeni bir tarifimiz var ebedi kılıç için. Artık tek kılıcı kazma ve uzun kılıç artı 875 altından oluşup toplamda 3400 altına Eee alabiliyorsunuz bu eşyayı. Düzgün bir kelime bulamadım. Ama verdiği kritik hasarın %15'ini gerçek hasara dönüştürme özelliği %10'a kısılmış bunun karşılığında. Eee Merkür kılıcının saldırı gücü 65'ten 50'ye inerken toplam bedeli 3600'den 3400'e inmiş. 200 altın karşılığında 15 saldırı gücü kaybı. Biraz sert bir hamle olmuş. Eee Ebedi kılıcın gelişmişi, orun üzerinden gelişmişi buna göre dengelenmiş. Eee Madalyon, göçebe, mod, göçebe madalyonunun birleştirme bedeli 350'den 300'e inmiş dediğim birinci seviyede 50 zam, ikinci seviyede 50 indirme toplam bedelinin değişmemesi için hayalet dansçıya baktığımızda ise toplam bedelin 2800'den 2700'e indiğini karşılığında verdiği kritik şahsın 30'dan 25'e indiğini görüyoruz. Ee, bombardıman topu 2900'den 2800'e ve yine %30'dan %25'e iniş var. Ee, aynı şekilde 350'den 400'e zamlanan destek eşyalarından bir diğeri ise burada gördüğünüz tank eşyamız runanın kasırgası diğerleriyle aynı şekilde 100 altın indirim karşılığında %5 kritik şans azalması eee büyü hırsızının marifeti yine 350'den 400'e zam statik hançer 2900'den 2800'e indirim ve %30'dan %25'e indirim eee fırtına biçende ise biraz daha detaylı bir değişikliğimiz var yeni tarifi tek kılıcı uzun kılıç uzun kılıç ve hançerden oluşuyor Üçün üstüne 300 altını basıyorsunuz toplam bedeli bu şekilde 3200 altından 2700 altına inmiş oluyor bayağı bir ucuzladı eee ama saldırı gücü de elbette 75 60 indi kritik şansı 30'dan 25'e indi ve artık sizin sahip olduğunuz her %1 kritik şans için özür diliyorum her %0.75 kritik şans için %1 ekstra hasar veriyordu artık her %0.62 kritik şans için %1 veriyor bu ne demek siz ee, aldığınız her kritik şans için kazandığınız kritik hasar arttı bu da demek ol oluyor ki daha hızlı bir şekilde daha yüksek hasara ulaşabiliyorsunuz ama işte bu eşyaların zaten verdiği kritik şans inince aynı şeye falan denk geliyor aslında. Bu eşya diğer kritik şans eşyalarının nerflenmesi sonucunda daha da güçsüzleşmesin diye o tarafını biraz düzeltmişler işin özeti. Targon'un da yine birleştirme bedelinin ucuzladığını görüyoruz. Dengelenmesi için desteklere niye böyle bir şey yapılmış? Niye bizim sustain gücümüz ve oyundaki erken gücümüz azaltılmış? Emin olamadım ama istatistiksel ee, ve temasal olan değişiklikler en azından hoşuma gitti dediğim gibi yama aralıkları arttırıldığı için bu tarz değişiklikler biraz daha karışmaya başladı. Flunky Sports uygulamasını aşağıda açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Akılın matematiğini beğendiniz mi? O konudaki yorumlarınızı bekliyorum. League of Legends'ta e, şampiyonlar ilk çıktıklarında insanlar hızlıca alışabilsin, yepyeni mekaniklerde e, motivasyon kazansınlar, düzgün bir şekilde oynayabilsinler diye biraz daha merhametli matematikler olurup sonra yavaş yavaş o sayılar yontuluyor. Aatrox örneğinde olduğu gibi Aatrox başta insanlar bu ne ya dediler. Sonra alışıp ortalığı yok etmeye başlayınca insanlar hemen Nerflendi falan şeklinde Diğer yeni tatlı tatlı haberlerimiz var Bayrak asmalarımız var Filmlerimiz var onlar için kartlara tıklayabilirsiniz Camlayınlara bekleniyorsunuz Kendinize çok iyi bakınız ve bir sonraki videoda Görüşmek üzere bay bay